derneğimizin genel kurulunu açıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Buradan başkanına geliyorum. Buyurun. Sayın başkanım. Çok kıymetli Türkiye'nin değerli üyeleri, sağlıklı. Sabahattin Başkan'ı dinliyorum, abi diyorum. Bizleri buraya yan dergisi olarak sundular. Ben şimdiden toplantımızın hayırlara vesile olmasını istiyorum. Ben cümlemizi bunları açıklayayım. Yeter çoğunluğun sağlandığı tarafımıza görülmüştür. Program akışı şu şekilde olacaktır efendim. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, divan heyetinin seçilmesi, denetleme kurulu raporunun okunması, oylanması ve ibrası, kesin hesap tahmini düşünün okunması ve ibrası, yeni yönetim kurulunun seçimi, yeni yönetim kurulunun ibrası, dilek ve temeller olarak toplantımızı sonlandıracağız. Sayın Başkanım, bir önergesi sunum. Teşekkür ediyorum Kurum Başkanım. Arkadaşlar, divana bir önerge sundum. Divan Başkanlığı için. Onları sizlere boyunca sunuyorum. Önerge verenler Sabahattin Demir, Ergün Özer, Aynar Güngörceli, Çetin Kaya. Divan Başkanlığı'na İvan Başkanı'na Celil Ergün, Üye Kâhı Burhan Canbur, Üye Kâhı Cemal Özel. Bunları derneğimizin genel kurulu görecekler bu saatten sonra oylarınıza sunuyor. Kabul edenler. Çok teşekkür ediyorum. Benim şu an itibariyle görevim bitmişti. Toplantının bundan sonra kalan kısmını müsaadeniz olacak devam edeceğiz. Ben bugüne kadar yapmış olduğum hizmetlerden dolayı kardeş köyümüz ve kardeş derneğimiz olarak gördüğümüz Kurt Köyü Derneği'ne Sabahattin Demir Başkan Bey'sine tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ve toplantının akışını devam etmek için Sayın İlhan Başkanımız, Sayın Cemil Ergün'e çok mutlu hissediyorum ben. Sayın Kurt Köyü hemşehrilerim, şimdi yada evvel geçen dönemden ben de köy yapmışlarına teşekkür ediyorum. Birlik beraberlikle çalıştık. Birlik beraberlikle bu zamanlarda da getirdik. Özellikle hakları geçmişte ben de helal olsun, onların da hakları. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsaca sönmeden yurdumun üstünde tütenmez olacak o benim günlerimin yıldızıdır parlayacak o bir o benim milletim bir anca çatma kurban olayım cehrenin ey nazlı hilal kahramanlıkım bir güzel bu şiddet bu celal sana olmadık güler kalır mı sonra elaktadır kalk kadama milletim istiklal. Denetleme kurulu raporunu okumasına Cemal Özcan. Derneğimizin 19 Mart 2021
18 Aralık 2022 Denetleme Kurulu raporu. Dernek yönetim kurulu bu zamana kadar yapmış olduğu toplantılarında dernek tüzüğünde belirtilen amacına yönelik faaliyetlerin dışında faaliyetlerde bulunmadığı ve dernekler kanununa uygun olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Derneğin tutulması durumunda defterlerinin kanununa uygun olarak tutulduğu, defter kayıtlarının muntazam bir şekilde kayıt altına alındığı tespit edilmiştir. Dernek üye aylaklarının ve bağışlarının uygun olarak tahsisatları yapılmış ve tahsisatlar kanununa uygun olarak kayıt altına alınmıştır. Dernek adına kayıtlı bulunan işletme defterinin kanununa uygun olarak tutulduğu tespit edilmiş, gelir miktar ödemesindeki farkı doğrudan ilgili defterlere işlenmiş tespit edilmiştir. Derneğin gelir ve giderlerinde herhangi bir sorumluluk olmadığı, dernekleri denetleme yönetmeliği gereğince her yıl verilmesi gereken yıllık beyanname kanuna uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili makama kanun süresi içerisinde teslim edildiği tespit edilmiştir. Denetleme kurulu Hasan Şengül, Şerafettin Karabur, Sunay Özcan. Denetleme kurulunu oraya da sunuyorum, onaylayanlar. Onaylanmıştır. Sinop'un Ayaz ilçesi, Kurtköy ve Çevre Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Danışma Derneği. 20 Mart 2021, 18 Aralık 2022 ilçesi Nesat ilçesi. Gelirler, üye aylıkları 24.800, bağışlar 21.250. Gelirler toplamı 46.050 TL. Giderler, kira giderleri 21.400, vergi ödemeleri 3.926.61 kuruş. Federasyon aidatı 1220 TL, elektrik faturası 8500 lira, cenaze yardımları 2400 lira. Toplam giderler 35.958 lira 60 kuruş, kalan artı bakiye 10.91 lira 40 kuruş. Kesin hesap bütçesini oylarınıza sunuyorum. Onaylarına İbra edilmiştir. Derneğimizin 19 Aralık 2022, 31 Aralık 2024 tahmini bütçesi. Gelirler üye aylıkları 40.000 TL, bağışlar 15.000 TL, tahmini toplam gelir 55.000 TL, giderler, kira giderleri 36.000 TL, federasyon aidatı 2.000 TL, elektrik faturası 2.000 TL, su faturası 500 TL. Toplam tahmini giderler 4.500 TL. Toplam tahmini bakiye artı 14.500 TL. Tahmini bütçeyi oylarınıza sunuyorum. İbrahimler. Onaylanmıştır. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Oylamaya da sunduk. Bu geçti. Bir. Selam. Şuran başkanıma misafirlere hoş geldin demek için mikrofonu veriyorum. Kıymetli Kurtköy Derneğimiz üyeleri, genel kurulumuza değerli misafirlerimiz var. Ben şu an gördüklerimizi biz yazdık. Eğer unutuyoruz, gözden kaçırdığımız birisi varsa bizi duyarak tekrardan kendine hoş geldin demek isteriz. Sayın Maltepe Sinoplar Derneği yönetimi adına Erol Ayçetin Bey, hoş geldiniz efendim. Bizimle bağlı olduğumuz Sinop Dernekleri Federasyonumuzun Meclis Başkanı Sayın Dernek Çekil'e dua edelim kendisine. Sayın Zeki Şahin Başkanı, hoş geldiniz efendim. Yine iki tane Sinoplar Derneği ve yönetim adına Sayın Zeynel Koç, hoş geldiniz efendim. Yine bir abimiz diyoruz kendisine, Çağlar Öğür, Sayın Coşkun'un abimiz, hoş geldiniz efendim. Demo Mobilya adına Alaaddin Demir, hoş geldiniz efendim. Yine çok kıymetli abim, büyüğüm, Özcan Derneği Sanat ve Ömer Patlas'ın sahibi Emre Özcan Bey, hoş geldiniz efendim. Yine aramıza katılan misafirler olursa tarafımıza ulaşırsınız. Biz kendilerine namus ettikten mutlu duyuyoruz efendim. Değerli misafirlerim, değerli dernek başkanım, sayın meclis başkanım, derneğimizin değerli üyelerim. Malumunuz üzere şu andaki program gereği denetim raporları falan okundu. Ben sizinle biraz dertleşmek isteyeceğim. Derneğimizin faaliyetleriyle ilgili malumunuz biliyorsunuz 2019'dan 2020 yılına kadar bir partner süreci geçirildi.
Bu pandemi süreci içerisindeki tabii ki etkinliklerimiz olmadı. 2020 yılından 2022 yılına kadar da dernek olarak sizlerin üyeli alımıyla ilgili de hem maddi hem manevi bunlara destek oldu. Bölge olarak Sindirme bağlı küçücük bir bölgesi olarak Sindirme'de iyi bir yerimiz olduğunu düşünüyorum. Peki başkanım zannedersem onay veriyor. Meclis başkanım onay veriyor. Tabii ki zaman zaman köyümüzde cenazelerimiz oldu. Elimizden geldiği kadar bu cenazelerimizle ilgilendik. Programlarımız böyle. Köyümüzle ilgili şu son zamanda özellikle üyelerimizin bunu bilmesini istiyorum. Bir takım sıkıntılar yaşadım. Size samimi söylüyorum. En çok üzülenlerden bir tanesi benim. En çok üzülenlerden bir tanesi benim. Yönetim kurulu arkadaşımla tabii ki ben de zaman yönetim kurulu arkadaşımla diyor. Arkadaşlar, bakın. Belirli bir yaşlarda, belirli bir yaşlarda. Bizim bu yaşlardan sonra yanlış yapma şansımız yok. Yapmamamız lazım. Biliyorsak, bileceğiz, bilmiyorsak sesimizi çıkarmamamız lazım. Kurt köyümüzün değerli bir muhtarı var. Seçilmiş bir muhtarımız var. Muhtarımız köyde bir takım çalışmalar yapıyor. Allah razı olsun ona. Yolları giriyor, suyu giriyor, elektrikleri, elektrik sorunları yok ama bazı mahallelerimiz de var. Örneğin küçük çapında, büyük çapında elektrik sorunları da var. Öyle de yaşlarda elektrik sorunumuz var. Şimdi bunlar yapılacak. Şunu rica edeceğim. Özellikle bundan sonra Kurtköy Derneği'nin WhatsApp hattı var. Bu Kurtköy Derneği'nin WhatsApp hattına bir takım resimler atılıyor. Atılabilir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama buraya bir kaide, bir kural getirmemiz lazım. Köyümüzdeki olan bir yol, su, elektrik yardımını kim yaptırdıysa bunu Allah razı olsun. Muhtarsa muhtar. Bunu Kurtköy Derneği'ne attığı zaman şahıs olarak atması gerekir. Bunu da Kurtköy Derneği yönetimi atsın oraya. Ondan sonra bunun altına o durumu düşündüğün yazılmayacağından adım gibi emin. Çünkü bu kurum bir hizmet gelmiş. Bu hizmeti de Kurtköy Derneği WhatsApp hattından atıyor. Kim atmış? Bu yönetim kurulu atmış. Yönetim kurulu da başkan atmış. Bunun altına size samimi söylüyorum. Hiç başka türlü bir yazı yazılmaz. Sadece teşekkürler başkan. Teşekkür ederim. Çünkü ben o yazıyı veya benden sonra yönetim attığı zaman muhtara veya bir kişiye teşekkür edecekti. Ama bunu biz maalesef böyle yapmıyoruz. İstediği kişilerle, ikinci, üçüncü kişilerin aracılığıyla bunları atıyoruz. Bu yanlış şeyler, bunları sizler rica yapmayın. Boş şeyler değil. Buraya yapılan bir yardımı, bugün muhtarın da WhatsApp attı var. Zaten hep bir doğru üyesiniz, üyeyiz. Oradan da takip ederiz. Ama buraya göre bir takım yazılar yazmak bir anlamı yok. Oraya yapılan bu hizmetler karşısında ne şartlarda onun yapıldığını bilmiyorum. Bizsek zaten vallahi bir öyle yazılar da yazmadık yani. Zor şartlar yani. Bu sene 4 ay köyde kaldım. Şartlar ne olur çok iyi biliyorum yani. Bu tür şeyler sizler bir şeyler yapmadık. Derneğimizle ilgili bir lokal sorunumuz var. Şimdi Burhan kardeşim de burada. Lokal sorunlar artık eskisi gibi değil. Şartlar çok ağırlaştı. Bak, Sohbet Avukat'ta Maltepe Sokaklar Derneği Başkanımız var yani. Lokal artık kendi malın kendi mülkünü değil ise bir. İkincisi, özellikle ikincisi, lokalinizi senin üyelerinden bir tanesi işletmeciliği yapmıyorsa çok büyük sıkıntı demektir yani. Bununla ilgili benim şu anda yönetim kurulu olarak bizim lokalimizi kapattıktan sonra tercihi bana göre tabii doğruydu. Doğruluğunu yaptığımı bilmiyorum. Bana göre şu andaki ufuk programımız olarak çok iyi. Neden? Çünkü üzerimizde fazla sorumluluklar yoktu. Lokal çalıştığın zaman zaten üyelerimizin oraya %10 girmiyor. Bir derneğin %14'ünü yine üyelerine hizmet edilmesinde de yanlış bir şey yok. Örneğin lokalde 50 kişi var o gün dışarıda. Dışarıdan bir denetime geldiği zaman hissedersin. Bir de şu var, diyelim ki lokal sorunu çözelim. Olabilir. O sorular bir yer
Şu an mevcut gerektirirsin der mi? Sayın Başkanım, bir sıkıntınız var mı? Yok. Allah razı olsun. Bak burada bu kadar toplantılar yapıyorum. Ben size burada arz edeceğim. Burada bu kadar toplantılar yapıyorum. Bununla ilgili bizim buraya gönlümüzden ne geçerse deriz. Ama bizim gönlümüzden şu düşüyor. Sevgimiz düşüyor. Maddi anlamda bir şeyimiz geçmiyor. Ben şimdi burada gittiğim zaman elimizi kolum sallayıp gitme şansım var. Aşağıya gidiyorum ben. Yanımda 5-6 tane arkadaşım oldu. Ofisine gidip oturuyorum. Çayımız, kahvemiz geliyor. Çıkarken de garsonumuza soruyorum. Yok abi diyor. Bak, ne kadar güzel bir şey. Burada da sahip çıkarıyor. Biz gerekirse bizim üyelerimiz benim aşağıda oyunu oynayabilir mi? Sıkıntı yok. Ha, ufak tefek bir sıkıntı var, onu da çözülür insanlarla. Yönetim olarak çözülürüz ya. Yani. Siz ne diyeceksiniz? Ya benim bir yaşına geldim. Allah rızası için söylüyorum ya. Yani. Şu dedikoduyu bırakalım. Burada şu anda ben köylerimiz var, misafirlerimiz de var. Ama benim burada ne söylemek istediğim köylerim çok iyi anlıyor. Bırakalım, hizmet için. Kim köyün bir damlosu, kim köyün bir çatı taşı, kim köyün bir çiğ çatı sağlar razı olsun ama. Hepimizi sağlıklaştırıyorum. Kıymetli başkanımıza duygu ve düşüncelerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve toplantıdan işe devam ediyoruz efendim. Bu arada en azından toplantıdaki inşaatını biraz değiştirmek adına Sayın Büyük Zeki Şahin Başkan'a dilek ve temennilerle alakalı bir söz vermek istiyorum efendim. Evet, bunu yapacak mısın başkanım? En azından şey yapalım. Sayın Nibar Bey, diğer arkadaşlar hepinize saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şu noktaya Kurtköy Derneğimizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi tabii dernek gibi göründüğü gibi sadece evinde olmakla olmuyor. Kağıt üzerinde yazılmakla olmuyor. Esas sıkıntıları genelde yönetimler çeker. Şimdi biraz daha dernekleri sıkıştırıyorlar. Hesap anlamında, yönetmenin anlamında. Dolayısıyla yani bu ne kadar emek vermek, zaman harcamak anlamına geliyor. Kimse derdini bilmez ama ben şöyle söyleyeyim, bir haftadır dernek işiyle uğraşıyoruz. İnan bir numara yanlış yazmışsın. Gene gidiyorsun tabuya, gene dernekler ilgi türlüğüne gidiyorsun, yazı alıyorsun. Tasdiğini noterden yapıyorsun ama bunu kimse görmüyor. Sonra bir numara yazı eksik oldu diye filan. Bir haftadır o işin peşinde. Niye görüyor bunu? Görmüyor. Sıkıntıyı görüyor mu? Görmüyor. Finansman yeterince zamanında bir aylığını diyor mu? Ödemiyor. Peki kim ne yapacak? Başkan ve yönetim mucize bekler gibi bütün dernekler için bu. Mucize bekler gibi okus pokus hallediversin. Böyle bir şey yok. Eğer siz derneğinize sahip çıkıyorsanız gönülden olmayacak hiçbir şey yok. Yok siz usulden adet yerine bulsun diye defter adınızı yazdırıyorsanız bir şey beklemeyiz. Bir şey beklemeyiz. Kendinizi kandırıyorsunuz. Yani realist olalım biraz. Değil mi? Bu iş gönül işidir. Hayır işidir. Dernekçilik, vakıf işidir. Vakıfçılık. Dolayısıyla zamanınızı, vaktinizi, nakdinizi ayıracaksınız. Buradaki olan insanlar zamanını harcayacak. Bunun bedeli var mı? Var. İş yerinde çalışıyorsun. Eğer adam senin maaşını vermezse o sonra atla diyorsun. Diyor muyum? Hepimiz için diyor. Bu böyle bir şey değil. Değil mi? Başkanım. Gönülden çalışacaksın. Sen kendilerini geçsin. Üstüne de arabanla zamanla harcayacaksın. Ondan sonra da eleştireceğiz. Tabii eleştirir güzel bir şey. Yeter ki eleştirip belden aşağı olmasın, rencide edici değil. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Eleştirilen bizi geliştirir, büyütür. Fakat biz tabii demokrasi anlamında yeterince
derneği. Ben de böyle düşünüyorum ya, senin gibi düşünmek zorunda değilim. Sen de beni ikna et. Tamam. Herkes özgürce konuşmasını sağlamalıyız. Ama vatandaş, başkanın az önce işaret ettiği gibi dışarıda konuşmayacak. Dedikodu ayıp. Nerede konuşacak? Genel kurullarda gelecek. Aslanlar gibi burada konuşacak. İster birilerinin içine gelsin, isterse birilerinin içine gelmesin. Bu özgür alanlarımızı yaratmalıyız. Peki adam bizim dediğimiz gibi konuşmayı yakışıyorsa o zaman şuna bakmak lazım. Demokrasiyi herkes istiyor ama kendine göre istiyor. Bu ne demektir? Bu yeterince bu konuda olgunlaşmadığımızın bir ifadesidir. O yüzden her şeyi konuşacağız. Sorun var mı? Var. O zaman çözümü de vardır. Cenab-ı Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş ya da başka örneklere bakacaksın, araştıracaksın. Bu konuda kimler ne yapmış, onlara gideceksin. Çözülmüş mü, çözülmüş mü? Yani bir yerde işler eksik gidiyorsa bunun doğru gitmesi için herkes düşünmesi lazım, konuşması lazım ve tartışması lazım. Şimdi biz fazla uzatmadan burada kısaca keselim, aydınlaması olsun. Ben toplantıya katılımlarınızdan dolayı sahip çıkan üyelere teşekkür ediyorum. Sahip çıkmayanlara da selam söylüyorum. Ben sayın başkanıma çok çok teşekkür ederim. Dernekçiliği her zaman seviyorum. Büyüklerimizden öğrendik. Eksik de öğrenmişizdir ama eksiğimizi de hala gider sorarız. Deriz ki sayın başkanım şunu şunu şöyle yapacağız. Diğer fikirlerimizi alırız. Onun için sayın Kutlu'yla bir şey ederim. Sizlerden bir ricam var. Biraz ben sağlıklı başkanım bir şeyle söyledi. Ben de onu ekleme olan soruyorum. Arkadaşlar Zeki Başkan da söyledi ben de söylüyorum. Dernekçinin gönül işi. Dernekçi başkanı ve yönetimi inanır mısınız bir cenazeye gitmezse bir hasta ziyaretine gitmezse eleştirirler. Örnek vereyim, dün kendi başına gelenler bir şey anlatayım. Üyemin birisi boşu boşu geldi sabahı. Başkan dedi, buyur abi dedi. Gel çay içelim, gel çay içme dedi. La gel bir tane çay içelim. İçme, la ne oldu? Ben dedi, buyur bir gün dedi, seni kovdu dedi, seni aradım. Hayırlı olsun dedi, sen bana ziyarete gelmedin dedi. Sen o için de peşinden dedi. La dedi, Mehmet bu oldu. Sakin ol. Öyle değil kardeş, böyle böyle dediysen de adam ikna edemedi, çekti gitti. Bu öyle kişilerle dernekçilik yürümez arkadaşlar. Niye yürümez? Dernek başkanı 500 üyenin cenazesine katılamaz, 300 tanesine katılır, 200 tanesine katılır. Bu başkanın yönetimi eleştiremez. Sizden de, siz hepiniz yönetimsiniz arkadaşlar. Hepiniz yönetimsiniz. Niye hepiniz yönetimsiniz? Eksiklerine, fazlalıklarına sizler tamam edeceksiniz. 10 tane yönetici bir yere yetişemez. Onun için kusura bakma ben de biraz sitemedim ama şimdi devam ediyoruz. Önemli büyüklerimiz bize aidatların artırılması için. Ama isimler yazılmamış buraya. Yönetim kurulu. Yönetim kurulu vermiş. Aidatların yükselilmesini kaç tarafı bunu belirleyin. Ha. Yönetim kurulu arkadaşlar diyorlar ki doğru mu söylüyorum? 200 lira olması için önerge vermiş yönetim kurulu arkadaşlar. 200 lira olsun veya daha az olsun diyen var mı? Ya bu konu üzerinde konuşacak insanımız var mı? Ya o tek konumuz var mı? Sayın Genel Kurulu, mevcut yönetim ekonomik şartlarında değiştirilip önünde bulundurarak 200 TL
TL olması noktasında bir önerge vermiştir. Bu önergeyi Sayın Genel Kurul oylarına sunuyoruz. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Çok teşekkür ediyoruz. Genel Kurul'un onayıyla mevcut aidatsız 2 yılında 200 TL onaylanmıştır efendim. Teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra birlik beraberimiz devam edelim.
Bakın bir kira yardım, bir kira yardım hep bize böyle. Emre Kınar'ın bir dedi ya. Bundan artırmamız lazım. Çünkü gönülden sen iki dedin, sana dört yolu. O bir dedi iki yolu. Ben üç dedim, böyle oldum mesela. Çünkü o da bir dedi dedim, pazarlık yapayım diyor. Öyle bir şey yok. Değil mi? Yani olan olmayan vermez olur. Değerli tabanası kurt yediriyorsa, Bekir Hanım'ın bütün kontrolünde orada herkes İlhan'la yüz yüze dahil geliyor. Bir ay. Hepsi de seçim oluyor. Şimdi beyler, lütfen ben Emre'ye bir kira verelim demedim. Siz yanlış anladınız. Ben dedi ki arkadaşıma iki kira yazdım. Yanlış mı döndüm yoksa kendim dedim. Ben birkaç tane kurban bulurum yalnız sen başkanım. Ben bunu verebilirim dedim. Ben bulurum. Bir kurban da bana yapardım. Teşekkür ederim. Ben yanlış anlamışım. Emre Bey, ben yanlış anlamışım. Anlamışım doğru mu? Doğru söylüyorsun. Kendime bir kira, Halil yerine iki kira yazdırdım. Yani onu da bir yerine kira atmışız. Hani bir mesle olmuş, şey yok. Derne kira atmışız. Emre Bey. Teşekkür ederim. Yerim deme. Karede dizeli sahibi diye. Buradan olsun derken anlı olur. Şimdi arkadaşlar, işte bu dernekler bizi bazı işlerle tanıştırıyor. Köylü ama... Kaç... Ne kadar oldu başkanım tanıştırdı? İki sene oldu mu? İki falan oldu. Her zaman da konuşuyorlar ama... Öyle öyle. Bakın, bir yerde yolumuz kesişti. Size samimi olarak söylüyorum. Tanıdığıma, tanıştığıma o kadar çok mutluyum ki. Geç buldum, erken kaybetmek asla istemem. Düzgün, güvenli, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte gelmişler. Bak. Hani kardeşi Cengiz. Yani gerçekten tanıdığıma o kadar çok mutluyum ki. O kadar benim duygumu, duygumuyum yani. Çünkü çok sıkıntılarım vardı köylü gibi yani. Onu toplamadan şeyler konuşuldu, konuşuldu yani. Kendi durduğum düşünceni biraz arz istersin. Sayın Divan, değerli misafirler, hemşehrilerim demiyorum, değerli köylerim, ben de korkuyorum. Derneğimize sayı çıkalım. Gerçekten dernek gibi bir gönül işi çok zordu. Vaktin ayıracaksın, zamanını ayıracaksın, cüzdanını ayıracaksın yani bunun gibi birçok şey var. Derneğimize aidatlarımızı ödeyelim. Kurtköy Derneği, Kurtköy Kurtköy yanımızın tabii ki çok önemli. Biz İstanbul Sinoplar Derneği, İstem Altı Başkanı'yım ben. Gerçekten 89 dönemim var, çok zor. Sabahattin Başkan'a Allah yardımcı olsun gerçekten 10 yıllar beraber hemen başkanlık yapıyor. Yeni yönetmede hayırlı olmasın diyorum. Allah yardımcı olsun, çok teşekkür ederim. İki kiram da ben deyim, derneğe bize. Hamdi Bey bir şey mi dedin? İki kiradan daha verir. Su olayım, bakma su mu? Tamam. Kesin sevindim. Ben toplantının akışını ve dilek ve temelden kısmını pek beklenmeden insanlar ayrılıyor diye ayrılıyor. Toplantıyı hem dinamik tutmak adına ben iki deniz sorunlar derneği başkanımıza Sayın Zeynep Koç'un söz vermek istiyorum. Toplantımızı tutuyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Toplantımız Sayın Divan, değerli misafirler. Toplantımız Sayın Kulumuz, Allah mahvetsin. Sabahattin Başkanım, çok değerli bir başkanım. Beraber çalıştığım için, beraber çalıştık. Güzel yerlerden güzel şeyler yapmaya çalıştık. Sizlerin de desteğiyle, üyelerin desteğiyle güzel bir yerlere geldik. Bölge olarak da çok iyiyiz, federasyon olarak çok iyiyiz. İnşallah daha iyi, güzel şeyler yaparız. Toplantımız hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de Zeynep Başkan'a çok teşekkür ederim. Güzel bir şey değildi. Hakikaten küçücük köşede 11 dernek biz birlik beraberlik kardeşlik içerisinde yani dernekçilikten ziyade kardeşlik içerisinde iki seneyi geçirdik. Sabahattin Başkanımız olsun. Diğer dernek köklerimizdeki dernek başkanlarımız olsun. Çok güzel bir iki yıl geçirdik. Ben de bölge başkanı olarak tahminimce çok güzel bir hizmetler yaptık. Hizmetlerimizi de unutmadık. Bir tane bir örnek vereyim, çok bir şey söylemeyeyim. Küçükçekmece'de pandemide dışarı çıkma yasağı varken Küçükçekmece bölgedeki kadın kollarımız 3 tane devlet hastanesinde yemekli, yöresel yemeklerimizi
getirdik doktorlarımızı, hemşehrilerimizi, orada moralleri düzgün olsun diye. Bunu niye söyledik diye sorarsanız, yani faaliyetler hep beraber yaptığımız için bunları da söylemekte yarar var. Pandemi herkes yaptı ama Küçükçekmece'deki bölgedeki kadın kollarımız, bölge başkanımız ve dernek başkanlarımız yapmadı arkadaşlar. Çok güzel hizmetler yaptı. Onun için bir tanesini söyledim. Ben bölge başkanı olarak inşallah yeni yönetimle beraber daha iyi çalışacağımı tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli Adrol, bizim de Akdeniz Jinovlar Derneği olarak pazar günü, haftayı pazar saat 6'da bizim de kongremiz var. Sizleri de kongremde bekleriz, dernek merkezimizde, Akdeniz Jinovlar Derneği merkezimizde. Sizler de orada görmekten olur diyorum, sayın başkanım. Görüşmek üzere, hayırlı akşamlar. Söz diyemem. Alaaddin Bey. Söz ister misin? Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yine aklıma geldikçe konuşuyorum. Kusura bakmayın. 4 yıl boyunca pandemi süresine dair Ramazan aylarında evlat yardımı yaptım. Bazen 125 kişiye çıktım. Bazen 100 kişiye çıktım. Bunu mütevazı olarak yaptım. Şimdi Alaaddin hayırlı uğurlu olsun diyor ya, benim amcam olmuştur. Beni aradı bu sene. Kardeşleri var. Allah daha çok mutlu versin. Başkan dedi, bana kaç kuru yazarsan yaz. Kaç kuru yazarsan yaz. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar, bu işler ben inandığım için söylüyorum. O kadar zor ki. Senden 100 kuru aldım. Acaba ben o 100 kuruyu gayet oruna verebilecek miyim? Mesele orada. Allah bize Ramazan ayı içerisinde destek veren bu erzak kanalını destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık efendim. Bugüne kadar da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sabahattin Başkanı'na yönetimine çok teşekkür ederiz. İnanın benim de çok merak ettiğim gündemimizin son maddesine geldi. Yaklaşık bir haftadan beri bir çalışma var. Ancak çok ciddi çalışmalar yapıldığının farkındayız. Hiçbir şekilde kilo alamadık. Ben de merak ediyorum. Yeni yönetim kurulu ve yönetim kurulu seçimine geldi. Bu konuyla ilgili divanımıza liste vermek isteyen var. Kurköy Derneğimizin önümüzdeki 2 yıllık yönetim kurulunu talep eden liste var mı? Sayın Divan, Sayın Misafirler, cümleden hoş geldiniz. Sayın Üyelerimiz, hoş geldiniz. Biz yeni üzere bir mesaj attık masraf kurulunda. Dedik ki yönetime talip olan varsa buyursun, bize bildirsin, listesini alsın, yaz. Olmadı. Bize bildirilen bir liste oldu. Şu anda olmadığına göre ben de zaten olmamasından ihtimale tek giren bir liste yaptım. Çünkü burası Kurtköy Derneği. Burası hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Ben de olmasam kalmaz. Bir başkası da olmaz. Ben çıkmasam başkası da çıkar. Bu zamana kadar bize verdiğiniz desteklerden dolayı, bağışlardan dolayı, aidatlardan dolayı bir kelimemi %90 ben hepinize diyalog kurdum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz desteklerden dolayı. Bundan sonra da daha çok destek vereceğinize eminim. Bundan şüphem yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanımıza şimdiden hayırlı olsun diyeceğim. Başka bir liste gelmeyeceğim. Asıl yönetim listesi Ergün Özcan, Cemal Özcan, Onur Karakol, Selcan Özkaya, Mesut Özcan, Recep Oğur. Yedek yönetim Emre Özcan, Yasin Karakol, Erol Demir, Bülent Şentürk, Ramazan Özcan,
Hasan Denetleme, Hasan Şentürk, Sabahattin Demir, Sümay Özcan, Yedek Denetleme, Şevki Demir, Ecevit Yıldırım, Şevval Aslan. Federasyonumuza denemesini okuyorum. Emre Özcan, Sabahattin Demir, Ergun Özcan, Sıddık Özgenç, Cem Yılmaz, Mesut Özcan, Recep Oğur. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. İtiraz yok. Başkanım. Ulan resmi ya. Resmi kurumdayız. Onlar emri biraz böyle bir şeyler yapıyor. Ben sanki biraz... Yok. Tamam da... Oğlum benim burada kızdım. Divan diyorsunuz olayı. Divana sunuldu abi, itiraz edebilirsiniz. Oylarınıza sunuyoruz. O biraz daha dakikacak bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar oylarınıza sunuyoruz. Hoş geldin, abone olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım. Hayırlı Başkanım. Bir teşekkür konuşmasına buyurun. Yönetmenin zaten konuşacağım. Var mı konuşacağım? Evet. O zaman yönetmenin temellerde konuşmak isteyen, söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok, o başkanım teşekkür amaçlı konuştum. Aylar Tar konusunda da bir şey daha söylemek istiyorum. Gerçi belirtildi ama biz yıllık 100 TL aidatlarımız var. Bunu aslında 100 TL değil, normalde biz bir lokalimizi kapattıktan sonra mecburen kapattık malumunuz. 100 de bağış toplamaya başladık. Aslında bu zamana kadar biz 200 TL yıllık aidatla geldik. Yani şu anda da resmi olarak 200 TL. Ama bundan sonrası için artı 100 TL yine bu bağış sistemini devam ettirmek istiyoruz. Tabii sizlerin de görüşleriyle, sizlerin de katkılarıyla. Tabii ki verebilen olur, veremeyen olur. Malum şartlar. Ama esnaflarımızdan, iş adamlarımızdan bize bir kira ödeyen de oldu. Çok çok yardım eden de oldu. Bunu da bilmenizi istedim. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben de yeni seçilen yönetim kurulundan başarılar dilerim. Yönetim kurulundan yorulduk diyen arkadaşlarıma da geçmiş olsun diye ve bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Korkuyu yönetim genel kurulu. Her sene köylerde şenlik yapıyoruz. Ayrı ayrı bir yer belli, üç tepe bir araya gelin.
yer belli. Her sene biriniz yapın. Geri kalan ben de hizmet etsin. Bütün günlerde köylerin toplamı güzel bir yer edilir. Ama böyle bir şey istemiyoruz. Lüks istemiyoruz. Ne istiyoruz biliyor musunuz? Zaten kendilerini biz kendi öz bahsettiğimiz keşke kaynatalım. Bulgur yapalım. Çuval yarışı yapalım. Halat çekelim. Ama tutup güneşi çarptın, bütün masada güneşi verip oyuna güneşine bu işi yaptı. Böyle bir öne sürüyorum. Eğer işlemek bunu değerlerimize çok seviyorum. Hepinize saygı duyuyorum. Biz de ilgilen olarak başkanımız burada. Elimizden YouTube'un arkadaşlarımız başkanımız doğru sizi seviyorum burada. İnşallah biz de ülkenin hedefle fazla sıra yapmaya çalışıyoruz. Saygı duyuyorum. Bunlar. Ben yanlış anlamamışlar. Korkuyu. Aktan. Ağlı şükür. Ağlı şükür. İstanbul'da sınavlar verdi. Allah düşünüyorsunuz. Tabii ki ben ne kadar sefakörsü nokta dernek başkanı olsam, 6. bölge başkanı olsam, benim de bir köprü var. Belki hiç ismini duymuşuzdur ama Çayırköy diye duymuşuzdur herhalde. Ben de Çayırköy'deyim. Bu oluşumun içine Çayırköy'den atabilirsiniz. Hiç sıkıntınız olmasın. Her zaman gördüğü gibi. Çünkü Çayırköy'ü ak veren Burkköy'ü iki çatalmış. Yani toplasam 7'şer kilometre yolumuz yoktu. Onun için şimdi yani zaten büyüklerimiz dönüyor. Ben 65 yaşındayım. Ben 65 yaşın önünde 10 yaşımı da buluyorum. Burkköy'ü büyüklerimiz bizim bayraklaşmaya gelirdi. Biz Burkköy'ü geldik büyüklerimiz. Akbaran'dan görüşe gönderdik. Bizim orada görüş yaparak. Bir de sazı vardı. Sazı da yaparak. Ama tabii ki bunlar günün şartlarına göre lüks yapıldığı zaman çok para gidiyor arkadaşlar. Eskiden 60 milyar para gidiyordu yapıldığı zaman. Şimdi bunu hesaplarsanız yüzün üzerinde gider. Ama Coşkun kardeşimizin dediği gibi alt kademe olarak yapılırsa bu iyi olması gerekiyor. Hem köylerimiz birbirine paylaşmış olur, hem de köylerimiz birbirini tanımış olur. Şimdi şu an için ben baksam Kurt köyünden veya Alasöy'den eskilerden çoğunu tanıdım. Ama şimdi bakıyorum çoğunu tanımıyoruz. Tabii kaynaşmak iyi bir şey. Teşekkür ederim. Kürtlerle ilgili, derneğimizle ilgili, köylerimizle ilgili eğer söz alacak yoksa toplantımız son anlamak söz efendim. Mikrofonu ver. Sayın Divan, dernek başkanları, yeni yönetim kurulu, seçiminiz hayırlı olsun, seçiminiz hayırlı olsun. Aslında benim söylemek istediğim hepimizin malumudur. Bakıyorum 40 yaşın altında hiç kimse yok. Bizler evlatlarımızı buralara getiremezsek, buralarda toplayamazsak 5 sene sonra hepimiz eyvallah. Hepimiz gideceğiz. Geriden kimse gitmemezse vakit yok. Yani şunu düşünüyorum. Ben Maltepe Kişesi Sinoplar Derneği'nde 20 seneden görev yaptım. Gençlerimizi babalarımız, bizler evlatlarımızı derneklere getirmedik, üye yapmadık. Ben üyeyim, evladımın üye olmasına gerek yok. Mantığı hala bizde. Yani bakıyorum gerçekten, ön geçmekte kaç kişi var? Bir kalmışsa yürüyecek. Yok. Yani 5 sene sonra kimse kalmayacak. Onun için dernekler görülmüş ama evlatlarımız bu görülmüşün için sıkamazsa bu sıkıntılar 5 sene sonra bizde kimse kimseyi tanımayacak. Bütün hareket birbirini tanımayacak. Yeni yönetimlerden başarılar diliyorum bundan sonraki hayatlarında. Bizler de yanındayız inşallah. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Ben de kardeşimden çok teşekkür ederim abime. Doğru bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Geçtiğimiz yoksa, kalıp olanımız yoksa 3-5 sene sonra doğru bir şey söylüyor. Ben de için biter. Sizlerden ricam gençlerimizi derneklere sahip çıkaralım. İkincisi kadın kurularımızı yönetim kurulu arkadaşların öncelikle bu da bir tavsiyedir ama
Öncelikle eşlerinden başkası kadın kollarına. Onun için kadın kollarını korumak kolay olur. Nereye giderse başka ve yönetim kurulu arkadaşlarım bayanlarıyla katılırsa kadın kollarını korumayı bitirmiş olur. Ama ceketi nereye gidiyor? Toplantıya gidiyor. Ceketi omuzunu atarsa nereden geldi? Toplantıdan geldi derse kadın kollarını kuramayız, gençlik kollarını kuramayız. Sizlerden ricam eşlerimizin de önce yolunda söylüyorum. Önce yönetim kurulu arkadaşlarım eşleriyle beraber kadın kolları, ondan sonra üyelerimiz yönetim kurulu eşlerinin yardımcı olmaları lazım. Onun yanı sıra da gençlerimizin, çocuklarımızın, damatlarımızın derneklere sahip çıkmasını isterim. Ben daha üst görüşmeyeyim. Ben ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli köylülerim, yine bir şey hatırlattılar bana. Aslında yanlış dervişlerdi ama bizim Gecik mahallemizde bir mescit çalışması var. Bu mescit çalışmasıyla ilgili Yasin kardeşim biraz İstanbul'da bu konuyla ilgili koşturuyor. Malumunuz buraya bir yardım için. Buraya aslında bizim köyümüzün bir mescidi. Buraya elimizden gelen destekleri verebilir. Zaten bunu zaman zaman her yerde söylüyoruz. Çünkü burada şahıs konu değil. Burası köyümüzün, köylerimizin bir yeri. Bu düşünceden dolayı onlara yardımlarımız yapalım. Ben şahsen kendim yetkili muhtarım arayacağım, şahsım arayacağım, yardımını yapacağım. Bunlara mutlaka yardımlarımız yapalım. Biraz sakin olun. Cesur Çalışkan, Gül Cesur abi. Bu silah konusundan konuşalım. Ne kendisi?
sefer olmuş yani. Yok yok, olmaz. Şimdi şu an, Sayın Başkan, birlik beraberlik demez. Şimdi biz aynı zamanda bizim de sizin gibi bir köyümüz var. Ben Slovakya'nın cümleyi bir köyüm, Çamlar. Şimdi mesela biz de kendi Snoplar Derneği'nde aynı zamanda 40 tane şey var değil mi bizden üye? Biz dernekte bir yerde yer gösterdik. O dernekte şey yapıyoruz. Toplanıyoruz, toplantımızı yapıyoruz. Hatta bugün güzel toplantı yaptık. Şimdi tabii para, finans dernekler için çok kıymetli bir şey. Bu taşıma suyuna da dönmesi biraz zor olur. Değil mi? Dernekçi arkadaşlarımız önce olanlar bilir. Şimdi biz orada bir yer gösterdik. Şimdi gidiyoruz, orada toplantı yapıyoruz. Senede kaç toplantı yapıyorsunuz mesela siz? Üyeyle mi? Yok. Yani ne soruyorum şimdi başka? Toplantı kaç tane şey, üyeyle genel kurulu toplantı sayıyorsunuz? 70-80. Yok yok. Toplantı sayıyorsunuz. Toplasa 3-5. Ya senede iki tane toplantı için ayda 2-3 bin lira para vermek bence çok şey değil. Yani biraz daha layıklı. İlle de şimdi bizim de kapalı iş gördük. Kapalı'yı ne yaptım oraya bıraktım. Senelerce duruyor. Biz bir yerde gösteriyoruz. Ne kapalımız var ne yaptığımız işe bak. Sonra düşün. Kabale kalkıkta size iş yok var mı? Kabale ağlamıyor, sızlamıyor, hiçbir şey yapmıyor. Benim kapsamda, yani biz öyle yapıyoruz. Gayri resmi bir dernek, sonra işte resmi olmak zorunluluğundan oraya girdik. Ve şu anda biz 10 senedir dernek bize salonu açıyor. Köy oluşumu diye bir şey var bizim dernekte, proje. 20 ve üzerinde ödemiş üye olursa maddi destek de sağlıyoruz, tamam mı? Ama biz resmi üye oluyoruz oraya. Toplantılarımızı orada yapıyoruz, işte bilmem ne yapıyoruz. Gördüğünüz her şey açık. Şimdi ben şimdi yok, ille de bizim bir tabelamız olsun. Bir ses gelmiyor mu? Öbür türlü çok komikliyor mu? Efendim ille de bizim tabelamız olsun. Efendim havamız olsun. Ben bunları biraz şey görüyorum yani, derin düşünce bu. Siz burada mesela şu anda işte bir arkadaş, Allah razı olsun onlardan, ikisi üçü bilmem ne karşıladı. Ya bunu mesela o parayı alsanız da, kasanıza koysanız da, bir hizmete aktarsanız veya işte bir cenazelerinde, işte düğünlerinde vesaire vesaire. Onlara aktarsanız ondan bin kere daha iyi olur. Çünkü sevgili arkadaşım, az önce ismi neydi? Bayram. Bayram Bey çok güzel bir şey söyledi. Aslında dernekçilikte iletişim konferanslar yapmamız lazım. Çünkü gençler gelmiyor. Siz yaş ortalamasına baktığınız zaman ifade ettiği gibi yaşı 40'tan başlıyor, yukarıya doğru gidiyor. Aşağı yok. Kardeşimiz gördük, ben onlar kurumu aldım da. Ama arkası gelmeden bir baraj düşünün. Su önden gidiyor, arkadan da gelmiyor. Sonuç ne olur? Kurum ha, baraj biter. Baraj bütün de, bu dernek için değil. Bütün dernekleri bekleyen şey, sonuç o. Dolayısıyla sizin, önceden bakkal vardı. Değil mi? Bakkallardan. Hepimiz mahalle bakkalından alışveriş. Şimdi sonra ne açıldı? Marketler. Neyi öldürdü? Bakkallardı. Ondan sonra ne oldu? Süpermarketler açıldı. Ucuz marketler açıldı. Bakkal kalmadı. Yaşar yaptığımız çok bakkalı. Çünkü bakkalın aldığı fiyata adam satıyor.
Bak kalacak geçende bu 100 lira, 50 lira. Ya orada 40 lira diyor. Ya diyor ki ben 40'ı aldım zaten. 50 liraya satmam lazım. Tatlı mı? Tatlı. Ben senin karını bilmem diyor. Kusura bakma. Ben kendi karıma bakarım diyor. Bakkal gitti. Ondan sonra haberler gelir geldi. Peki bu süpermarketlerde falan seni çeken şey ne? Çeşit bu. Adam girdiğinde A'dan Z'sine kadar hepsini alıyor çıkıyor. Ötekinin çeşit de yok. Bir adı da yok. Şimdi burada bak. Bu da ölüme doğru gidiyor. Siz bunu geciktiriyorsunuz. Hep derneklerin hepsini söylüyorum. Derneklerin söylüyorum. Yani süpermarket ya da büyük AVM yapacaksınız. Bunun için de çekim merkezi olacak. Yani adam bir, fiyatı için gelecek oraya. İki, orada her şeyi bulabildiği için gelecek. Yani dükkanı dolduracaksınız. Aldık bizi. İki ona yazdım, bir ona, üç ona yazdım. Sonra doldum. Aldım parayı, verdim, kayıp. Onun için boş boş sizde kalsın. Yani biraz gerçeklerle bir bakın bu işin en kötü düşmanı nedir biliyor musun? Havacıvadır. Havacıvadır ya. Seni mutlu eder bu gönlüm tabelesi olmak. Gururum olacak. Başka. O kadar. Benim okşamaz. Ötekinim okşamaz. Kardeşimiz dedi ki ben bu köyden değilim. Akberen'den de değilim. Nereden? Hiç de bizde bir tabela yok bak hiçbir yere. Bir daha bir tabela yaptıramadım. Kaç yerden beri. Hiç önemi yok. Önemli olan sonuç olarak neler yaptığımız, neler yapmadığımız, ne kadar geliştirdiğimiz önemli. Yoksa bunun düşmanı üstler bakmak, kini, gurur, tamam mı? Yani boş olanlardan bahsediyorum. Gururlanmak güzel bir şey. Ama sonuçlara bakacaksın. Nereye taşıyor, nereye taşıyor. Onun için havadan, kumadan daha ziyade dernekler niyetlerini, hedeflerini koymalı. O hedefleri kendine ne kadar gerçekleştirebilirim açısından ne kadar geliştiriyoruz. Ben acizane çok önemlisin. Düşünceler. Ben de Zeki Başkanı'na teşekkür ederim. Hakikaten dedikleri doğru ama tercihler size aittir. Bir şey Emre kardeşim böyle bana bakıyor ama yok, benden çok bir şey ben değil. Aslında kongreden önce bunu çok dile getirdim. Şimdi sözü söyleyeyim de ben tam söyleyeyim bari. Zeki Başkan da ağzından geveledi söyleyemedi. Cesur kardeşim güzel bir söz söyledi ama bütün yönetim burada ben hepinize söyleyeyim şimdi. Söyleyeyim. İki sene önce derneğe geldik. Dedik ki biz burada bu derneği beraber kullanalım. Sonra biz Sinop derneği çatıda toplayalım. Gülsüyü derneği de Ağdosuküller, Kurtköyler yönetiyor ama il derneğidir. Dedik biz de buna talip olalım. Mevcutta bir tane yöneticimiz de var içinde Kurtköy olarak. Yarın Sakarbaşı'dan da yönetici çıkar. Kurtköy'den olan hepsi. Siz de Çaylısın, Çaylı'dan çıkmış bir yöneticimiz var. Akaren'den gelin. Biz bunu talep edince dediler ki olmaz. Ha bizim talep şeklimiz yanlıştı. Biz bir oda istedik. Tamam. Oda olmayabilirdi. Oda istemedik. Oda istemedik. Sayın İhsan, biz sonucunda bunu Zeki Başkan'la da paylaştık. Dedi ki bizim yıllık şu anda 18 milyon yıllık kira giderimiz. Bir mesutadan 18 lira mevcut yerde. Bu seneye 36 bin olacak. 36 bin lirayı kendi köyümüzde başka yerler değerlendirebilirdik. Anladın mı? Burada da ne olur? Birlik beraberliği sağlar. Bu mantık bizim için öyle. Ben bunu Gülsuyu Derneği'ne dile getirdim. Konu kapandı. Bunu Akferen Derneği'ne gündeme getirdim. Konu kapandı. Ama burada şu doğdu bana. Çumanbaşı Emri. Benim bir şey beklentim yok. Benim yanıcı olacağım. Öyle bir niyetim yok. Ama benim tek amacım bizim burada Çatal'da bir olalım. Derneklerimize köy temsilcileri oluşalım. Burada şimdi bir tane çayır derneği.
Şimdi ben söyleyeyim. Benim teyzem oğlum sadece burada yönetimde olmasa ben size burada çok uğraştım. Ama teyze oğlum karşıma çıkacaktır. Hiç bu konuyu her zaman kapatıyorum. Yine söylüyorum. Bize ileriki dönemde bir çatı altında toplanmak yakışır. Ahtat için de bu gerçek pay. Çayır için de bu gerçek pay. Bugün çayır dernek kapalı. Ama kira olmasın derdi yok. Haftada cenazesi Allah başarını cenazede düğünde açıyor. Ama bizim için aynı değil. Biz buradan ofisin kirasını bedavaya veriyoruz. Yine cenazemizi buradan kaldırıyoruz. Yine sen koşturuyorsun, bölge başkanı diyorsun, dernek başkanı olarak. Şimdi Erdem Bey, sana şöyle söyleyeyim. Bizim derneğimiz değil. Sinop'ların derneği dedi kanka. İkincisi, teyzem oğlu olmasa şunu bunu. Sen hiçbir şey ateş olsan, köprü gibi yer yakarsın. Beni sen ne işin söylüyorsun sen? Tamam, okey. Ben bunu her şeyi öyle getiriyorum size. Bizim burada... Şimdi bak şunu söyleyeyim. Biz Burgu'yu, Hatta, Çayır, İkiterli, bütün dernekler içeceğiz ama Hedef İnönü Mahallesi'nde 3 tane dernek var söz. Tamam. Arkadaşlar, iyi dinleyin. Biz hiçbir zaman 3 tane ayırmadık, ayırmıyoruz da. Benim yönetim burada arkadaşlar da ayırmamıştı, biz de ayırmadık. Sizin cenazeniz olursa derneğimiz açık. Okey, ona ne fikiriz? Yapacak bir şeyimiz varsa, Burgu'yu'nda hiç kimse birisi olmasa bile ben de Burak kardeşimle otobüsü de alırız, suyunu da koyarız, içeceğini de koyarız. Burgu'yu'nda hiç kimse olmasa bile. Benim de Sefa Gözü'nün okulundan hiç kimse olmasa Sabahattin Başkanı'ndan Burak Başkanı'ndan yapar. Benim yönetim bunlar karşımda yapar. Ama bizim burada çözemediğimiz ne biliyor musunuz? Bir tek şey var. Evet. Köy kuruluşu Sayın Başkanım söyledi. Siz onun kurduğunuzda bir size yok mu dedik kardeş? Abi mevcut değil mi? Zaten kurulmuş bizim. Başkan. Bizim mevcut bir yerimiz kurulmuş var zaten. Diyoruz ki şimdi 1500 kira yarın olur 3000'e kira alacak. Diyorum ki gerek yok, bir köy temsilciliği oluşturacağız. Odanın bu Kurtköy tabelesi olmayacak burada. Aktat'ın da tabelesi olmayacak. Benim istediğim, dileğim, temelim diyor. Köy temsilcisi tabelesi koyacağız oraya. Herkes oraya gelecek. Üyesini getirecek, yazacak makbuzunu, senin lokalin kazanacak. Senin ocakçın kazanacak. Bizim orada buradan beklentimiz yok. Ha, teşekkür ediyorum. Sinirde ben, Sinop'un dedayı olup, önce ben bir öneri attım ya. Kurtköy'e aktar diyelim ya. Önce onu bir geçelim. Tabii önce onu bir geçelim. Ondan sonra tüzüklerini değişiklere gitmemiz lazım. Yani öyle. Ben burada tabanaya aldım, bu aşağıya koydum da. Sen içtin o zaman. Bu dostlarımızın biz dernek kuracağız, daha iyi yer alacağız diyerek koştuğumuz günleri hatırla. Evet. Şimdi görüyorum diyemem ama bunu kullanmıyor. Yani. O gün de söylüyorum, bugün de söylüyorum. Teşekkür ederim, çok iyi ama altların birleşikliği. Gidelim öyle bakalım. Ben öneri attım Sayın Başkanım. Gelecek kongreler için. Hayır, zor teşekkür ederim. Kongreler için el birliğiyle çalışalım. İnşallah öbür kongrede bizim buradaki yönetimde birer ikişer tane illerden de yönetimimizde arkadaşlarımız olacak. Sonraki süreçte de herkes de köy temsilcisi, köy forumları oluşacak. Köy platformu kurulacak. Sadece bu şeye mahsus, Kurtköy'e mahsus değil ki. Buradaki tabelada Sinop köy derneği platformu kurulacak. Onun altı diyor. Yoksa herkes bunu yarın sıralı yapacaktır burada. Yani kalkıp da bana bir yer veriyorsun. Özellik bir şey aramıyoruz yani. Sıkıntı yok. Bunun mücadelesini en güzel yapanlar bize Burhan Başkan'dı zaten. O da yaptı olmuyor yani. Kardeşim. Senin dediklerin sefaliye Sinop'ta nerelerle var. Ne var? Kurtköy'den bir tane yönetim kurulu var mı? Var, evet var. Var. Ayancık'tan 10 tane, pardon, 6 tane yönetim kurulu arkadaşım var benim. Bak 6 tane Ayancık'ta var. Erbil'den 3 veya 4 var. Biz yönetim olarak da birlik beraber değiliz. Siz önce yönetim yazarak arkadaşım dediği gibi. Önce biz birlik beraberliğimizi sağlayalım, yönetim olarak birlik beraberliği. O senin dediklerin çözülür, temelinden çözülür zaten. Seni hedefin hep Cemil Başkan'ın hızlı, biz sizden dedi ama Cemil Başkan'ın hızlı. Hayırlı olsun. Tekrar tekrar. Hayırlı olsun. Ben Cesur abi, önerisine dikkat alıyorum. Emre abi ve diğer abilerimizin önerisine dikkat alıyorum. En kısa zamanda biz kendi önce yönetim kurulu bunu gündeme getireceğiz. Zamanında bir araya gelip bu konuyu çözüm bağlayacağını düşünüyoruz. Kurtköy derneğine toplantının gelen bu hayırlı olması demesini istiyorum. Biraz daha bir soru istiyorum. Çok saygıdeğer divan kurulu, sizler meclis başkanımız, çok değerli dernek başkanlarımız, Kurtköy derneğimizin çok değerli üyeleri,
tarafından hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantımızın sonunda Ecek Mahallesi sakinler olarak toplantımız bittikten sonra burada ayrılıyorum. Çok teşekkür ederim. Açıkla orayı bir bilgi var. Açıkla neden ayrılacaklarını da belki katkı yaparız. Tabii ki. Yani bunu boşaltacak. Öyle dedikten sonra şimdi de farklı yoruluyor. Hani de ki ne için ayrılacağız toplanacağını da söyle de. Ecek Mahallemize ayrılıp bildiğiniz gibi camımız var. Oranın yapımı devam ediyor şu anda. Onun için buradaki misafirimizden de yardım talebinde bulunabiliriz. Yardım yapmak isteyen herkes yardım yapabilir. Teşekkür ederim. Bak, kısa olur için ben de şimdi. Burada yapılan şeydi arkadaşlar. Kutköy'ü Merkez Mahallesi'nin imam eli olarak yapılıyor. Bunu da herkes biliyorsun. Muhtarımdan biz bunu konuştuk. Beni aramıştı bir şey için. Ben sonra araştırdım. Ben muhtar nedir bu dedim. Dedi ki böyle böyle köyümüzde imam yok. Hepimiz biliyoruz. Saat başında yalan mı? Bunu saat başına bunu bir doğru yapıyor. Köyümüzde imamı yok. Cenazemiz oluyor. Varsa Şükrü Hoca yoksa bekliyoruz. Aşağıda Allah'a emanetler hoca gönder. Onun için çalışma devam ediyor. Yani onun için dedim açıkladı. Herkese teşekkür ederim. Yani çok iyi olur. Yapılan olay genel olur. Kurtköy'ün hayırlı olsun diyor. Toplantıyı sonlandırıyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Ayrıca sağ olun. Yeni yönetim kurulunu sahneye fotoğraf için çağırıyoruz efendim. Thank you.
Başkanım nasıl bilirsin? İyi adamlar. İyi adamlar. Bugün yeterli. Teşekkür ederim.